vloguma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden vlog çekiyorum bugün. Bayağı zaman oldu. Tatilden kalan 3 tane vlog var, onları henüz paylaşmadım. Bir de kampla ilgili 2 tane videom var, onları da henüz paylaşmadım. Tatilden sonra o kampla ilgili 2 video dışında yani hiç video çekmedim. 2 hafta oldu. 2 hafta oldu. Evet, 2 haftadır video çekmiyorum. Yani bunun birkaç sebebi var. Döndüğümüzde ofisi boşalttık. Buradaki ofisi boşalttık. Eve yerleştirdik. Zaten döndüğümde bir sürü eşya vardı. Onları yerleştirmekle de çok uğraştım. Onun haricinde çok da keyfim yoktu. Yani biliyorsunuz ülkede yangınlar durmuyor. Yani bu bayağıdır da gündemde olan bir konu. Çok can sıkıcı yani. Hani ben şu an Ankara'dayım, uzaktayım. Ama gerçekten rüyalarıma bile girdi. Fark etmeden çok fazla etkilendik. Annemle konuşuyoruz mesela. O da aynı şekilde. O yüzden çok fazla böyle kamerayı elime almak istemiyordum. Bugün video çekmek istedim. Çünkü bugün hani ana olarak kalsın istiyorum. Yarın da inşallah bir aksilik olmazsa yarın da çekeceğim. Bugün 5 Ağustos. Bugün Muhammed'in doğum günü. Ben de sabahtan akşama kadar çekmek istedim bugünü, hazırlıklarım vesaire, videoyu almak istedim. Ama saat 1 oldu. Bakayım, 1.30 olmuş hatta. Yani güne hem çok geç başladım, bir türlü hiçbir şey yetiştiremedim. Yani hani saat 1.30 oldu, neleri hallettim derseniz, yapacaklarımın yani 5'te 1'e anca bitmiştir. Ama şöyle güzel bir şey hallettik. Bizim süpürge çekmiyordu. Bir de tost makinesi bozulmuştu. Bunları Muhammed'in öğle arasında şey götürdük. Teknik servise, garantiye götürdük. Bugün yapacak o kadar çok şeyim var ki. Yani hem ev işleri var. Çok fazla değil ama yapılacak birkaç ufak tefek şey var. Onun haricinde akşama lazanya yapmak istiyorum. Yani yıllar önce yaptım. Ben yani düşündüm Muhammed'e bir doğum günü yemeği yapayım, ne yapsam bilmiyorum. Lazanya güzel bir fikir gibi geldi. Hatta şimdi bunu anlatırken buzluktan kıyma çıkarayım. Çünkü yumuşamaz yoksa. Domates sos yapacağım. Beşamel sos yapacağım. Kaşar rendeleyeceğim. Yani o kadar uzun zaman oldu ki hiç hatırlamıyorum nasıl yapılıyor. Hem internetten bakarım, bir de alınca kutunun üstüne de yazıyor diye hatırlıyorum. Şimdi bugün doğum günü olduğu için böyle gidip bizim tam karşıda, şu karşıda... parti malzemeleri satan bir yer var. Oraya gidip biraz balon almak istiyorum. Belki böyle mum falan alırım. Yani çok fazla bir şey değil de bir gidip bakacağım hani ne alabilirim diye. Bir de hediye paketi almayı düşünüyorum. Şimdi size Muhammed'e aldığım hediyeyi göstereceğim. Ne aldığımı aşırı merak ediyor. Hani bir şey de diyemeden çünkü almadım dedim. Şimdi göstereceğim. Şimdi tripodum köyde kaldı. O yüzden böyle elimde çok rahat çekemiyorum. Şimdi şöyle koyayım. Oldu. Televizyonu, sefaslarını koydum. Bluetooth hoparlör aldım. Şöyle. Kankası, deseni. Çok merak ediyorum. Denemek istedim ama böyle güzel paketlemişler. O yüzden şey yapamadım yani. Açmak istemedim. Çünkü yani şu bantlar tekrar naylonu yırtacaktı. Çok merak ediyorum. Sesi nasıl, güzel mi? İnşallah beğenir. Çünkü hani bir de bunun hani iadesi değişimiyle falan uğraşacağız. Deseni de şöyle şey. Açınca tekrar göstereceğim. Deseni de şöyle askeriye deseni. Ha, bence çok beğenecek. Çok sevecek ama. Bakalım. Şöyle bir de asma yeri var şurasında. Belki arabada, kampta, sandalyede, masada böyle tak. Çünkü ben gördüm bazılarını böyle direkt kutu gibi bir yere koyulacak şekildeydi. Bu daha çok hoşuma gitti. İşte bunun için hediye paketi alacağım. Bulursam, bulamazsam evde benim kendi hani eski kağıttan bir hediye paketi vardı. Onu kullanmayı düşünüyorum. Şöyle bir kutusu var. Ben bunu Trendyol'dan aldım. Yorumları çok iyiydi. Ben de bunu seçtim. Şimdi de şöyle düşündüm. Hatta az önce Muhammed öğlen geldiğinde buzdolabına baktı. Bakayım pasta var mı falan dedi. Ama pasta yok. Çünkü dondurma aldım. Bu Veneta'ydı galiba. Onlardan aldım. Onu da böyle ikiye kesip kare bir pasta yapmayı düşünüyorum. Bunları ona dikeceğim. Yani bu yaz gününde daha güzel olur diye düşündüm. Çünkü... Yani diğerini biz zaten bitiremiyoruz. İkimiz olacağız. Geçen yıl doğum gününü çok kalabalık kutlamıştık. Tabii o zamanlar ben video çekmiyordum. Ya keşke çekiyor olsaymışım ama yani o günün de videosu var mı? Tabii vlog şeklinde değil. Böyle bütün böyle şuraları balonla
süslemiştim. Tabii o zaman bu duvar yeşildi. Görebilirim onu. Ufak bir videosu var. Instagram'a yüklemiştim. Şuralar böyle komple balon. İşte kocaman büyük bir çiçekli pasta yapmıştım. Güzeldi ve sevdiğimiz herkes gelmişti. Annemler, ablamlar, işte sevdiğimiz komşular, müşte teyze falan gelmişti. Muhammed'in arkadaşlarını da çağırmıştım. Onlara çok şaşırmıştı. Ablası gelmişti. Güzeldi yani, çok güzel bir partiydi. Ama dedik bu yıl hani yalnız kutlayalım. O yüzden pasta işini de öyle düşündüm. Artarsa da buzluğa geri kaldırırız dondurmayı. Dondurma zaten. Sürprizsiz diyecektik ama anlamışsın sen. Nasıl anladın? Zaten beri neler neler, nereden beri anladın, anlatsam inanmayacaksın. Nereden beri anladın? Evdeki börekler. Happy canım, ben kameraya çekiyorum. Sürekli kameraya çekiyorum. Happy birthday to you. Ne yapılır? Nice mutlu yıllara, yaşlara. Yarın da 6 Ağustos'ta babamın doğum gününü kutlayacağız. Onu da şöyle yapmayı düşündüm. Yemek yapacağım. Annem babam gelecek. Sonra da çay kısmına pasta keseceğiz. Pastayı annem yapacak evde. Pasta kısmına ablamlar da gelecek. Yarın için de böyle düşündük. Babamın hediyesini aldım. Onu da yarın gösteririm. Şimdi yetişemiyorum. Şu an saat 2'ye geliyor. Ben daha kahve bile içmedim. Size evimizin yeni üyesini göstereceğim. Jigglypuff. O kadar güzel bir balık ki. Bunu Pokemon'daki Jigglypuff'tan esinlenerek koyduk. Ben kendime bir kahve yapacağım. Ondan sonra maraton başlayacak. Tamam, ev hazır. Ben gidiyorum balon ve lazanya almaya. Evet, ben geldim eve. Balkondayım şimdi. Biraz dinleniyorum. Ve şunu çıkarttım. Bu pasta standı. Bunu da kuracağım. Pastayı bunun üstüne koyarız. Yani yarın da öyle yaparız, bugün de öyle yaparız. Şöyle göstereceğim. Benim her zamanki şu paketleme kağıdımla paketleyeceğim. Şu tarz siyah bir iple kurdele yapacağım. Bunu sonra da buna koyacağım. Hem güzel olur ya. Siyah ip şöyle. Hoş olur. Şöyle bir paket yaptım. Bunun içine koyacağım. Güzel oldu. Bunu da hazırladım. Bunu çok seviyorum ya. Çok tatlı bir şey. Çok güzel. Çok da şık duruyor. Saat 4.30 oldu. Video falan çekemeyeceğim. Yemeği hazırlasam, balonları şişirsem yeter. Şimdi hemen lazanya yapacağım. Şimdi ben burada beşamel sosumu hazırlıyorum. Birazdan olmak üzere. Burada kıymalı domatesli içini hazırlıyorum. Bunu bir karıştırmam lazım. Hatırladığımdan farklı olarak kıymalı domatesli harcın içinde defne yaprağı var. Beşamel sosun içinde muskat rendesi var. Bir de her katta kaşar peyniri de koyuyormuşuz. Ben sadece en üstte diye hatırlıyordum. En üstte demiş, her katta varmış. Geri kalanı hatırladığım gibi. Şöyle. Hem biraz da sulu olması lazım. Çünkü hani lazanyayı makarnaya ıslatacak. Bence tamam. Beşamel sosum, lazanyam, kaşar peynirim ve kıymalı harcım hazır. Şimdi başlıyorum. Bye.
mantığını çektim ama telefonu bırakmam lazım çünkü hem çok yavaş oluyor hem çok zor oluyor. Aynı mantıkla devam edeceğim. Son halini gösteririm. Evet. Lazanya hazır. 5'i çeyrek geçiyor. Muhammed 5.30'da çıkıyor. Yani 10 dakikada burada desek 25 dakikam var. Şimdi lazanyayı fırına verdim. Balon şişireceğim, bir de rus salatası yapacağım. Kendimi bugün video çekerken, yani bu video hazırlarken yemekteyiz programında gibi hissettim. Koşturuyorum, alışverişimi yapmaya çalışıyorum, yemeği hazırlıyorum, evi hazırlamaya çalışıyorum falan. Ay, sanki programda gibi oldum. Yani çok da sorun değil, yani bir şey yapmıyorum ama. Rus salatasını hazırladım, şimdi balonlar şişecek. Bunların hepsi çok güzelmiş. Özellikle şu yıldızlıyı çok beğendim. Güzeller. Evet, lazanyam da oldu. Kapatıyorum. Çok güzel gözüküyor. Görüyor musunuz ne kadar taşmış şuralardan, şuralardan şuraya yapıştı zaten. İyi ki bunu koymuşum altına. Mehmet geldi. Gelir gelmez de burayı böyle gördü. Açmak istedi ama dedim yemekten sonra. Masayı da göstereceğim size. Bakın hazırladım. Çok güzel oldu. Evet, 28 oldun aşkım. Ben özledim galiba kendimi. Muhammed bunu çok seviyor. Oldu mu? Oldu. Bak, dumanlarımı sana doğru gönderiyorum. Sanki benim doğum günüm. Muhammed. İki doğdu. Şimdi bunları yapacağım tekrar. İki doğdun, iki doğdun, iki doğdun Muhammed. Ben de... Nasıl? Mutlu musun? Güzel güzel. Birazdan seni hediyeni açarken çekeceğim. Arkadaşlar dün bana dedi ki pembe mi? Şey dedi, renk seç dedi. Ben de bir pembe. Evet, direkt pembe dedi. Bir daha sordum, pembe dedi. Bir daha sordum, yine pembe dedi. Ben de hediyemi söyle. Sen bilirsin o zaman. Balonların hepsini pembe alacaktım. Balon rengi sordum aslında ben kendi kendime. 3 kez pembe deyince buraya full pembe balon döşecektim. Sonra yine kıyamadım. Tunda büyük hissediyorum. Burada bir şey vardı, kulaklık gibi. Güzelmiş bir şey değil mi? Dansını açacaktım. Hoparlörü açtık. Kalp atışım, her şeyimsin. Aldığım nefesimsin sen. Nur. Nur diyor. Hazırım. Bugünlük de bu kadardı. Videoyu burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.